kabineden gelmiş. Alo, Kibre merhaba. Kibre, bu saçları söküyorlar ya. Baktım bir kısmı bir tarafından ufak tefek sökmüşler. Aa, çok... İşte dün bu saatlerde eve doğru giderken köşede aşağıda büyük bir fırtına oluştu. Yani enerji panelleri olsun, duvar olsun, ağaçlar olsun hepsi kökünden fırladı. Yani biz ölümün içindeydik resmen böyle yani bekledik ölümü. Yani bizi eşimi tuttum. Eşim 2 metre 3 metre havalandı. Ben peşinden koştum. Yani kendisi bana sarıldı. Ben kendisine sarıldım. Tutunmaya çalıştık. Bir şekilde yaşamaya müdahale ettik. Ondan sonra çocuklarımız çadırın içinde kaldı. Babam geldi üstlerine yoruldu. Babam çocukların hayatını kurtardı. O sıra babamın üstüne demir gelmiş, ağaç gelmiş. Karşıda ağaç vardı, onlar gelmiş. Saç falan hepsi üzerine geldi. Yani çok kötü bir durumdu dün. Yani depremden yani daha tehlikelisi diyebilirim. Bizim çok büyüktü. Yani olayın boyutu bayağı büyüktü. Hani depremden daha kötüydü. İşte bir hortum geldi. Bütün çadırlarımızı, eşyalarımızı hepsini aldı gitti. Bir düzen kurmuştuk yine. Yapacak bir şey yok. Can kaybı olmadığı için buna şükür ediyorum. Bu korku yaşadık işte çocuklarımız, kendilerimiz, işte çadırlarımız, eşyalarımız hepsi gitti. Yani çok zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey yapacak bir şey yok. Tekrar düzen kurmaya çalışıyoruz kendi çabalarımızla. İşte. Sende fıstık tohumu var mı? Çatılar uçuyor, spintini kurtaralım. Allah! 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 Arabanın camları kırıldı. İbrahim abi bir saniye. Geçmiş olsun. Sağ olasın.